Sevgili dostlar, ProHunt 2023, ProHunt 10, Derya'nın önündeyiz. Ben Derya'yı çok eskilerden tanırım ama yivsiz tüfeklerden tanırım. Hiç böyle bir ürünün yelpazesi olduğunu bilmiyordum. Polimer gövdeli, 9 mm parabellum tabanca. Bütün parçaları Glock ile uyumlu olduğunu söylediler. Yurt dışından yapılan talepler üzerinde üretilmiş. İç piyasada henüz yok bunlar, değil mi? İç piyasada henüz yok, değil mi bunlar? İç piyasada. Bir daha söyler misiniz? MK'ye başvurular yapıldı. Çok kısa zamanda MK'de satış da olacak. Tamam. Bunlar Melik modeli. 92 FS kulonu, 9 mm parabellum. İki seri var şu anda gördüğüm. Bir Melik serileri, metal gövdeli. Diğeri de polimer gövdeli. Glock parçaları Glock uyumlu. DY9 modeli. Derya'nın DY'si. Değişik kozmetiklerde, değişik renklerde. Tabancaları üretmişler. Yakında göreceğiz. Bunlar da 9 mm mi? Mehmet Bey. Evet hocam, 9 mm. AR-15 M14 disiplininde 9 mm karabin artık bunlar. Tabii şey olduğu için, basit geri tepmeli olduğu için kilit sistemi yok. Onun için yayı biraz sert. Değil mi? Evet hocam. Basit geri tepme, değil mi? Doğru. Diye tahmin ediyorum. Nişangahlar hip sight. Ortadan delikli. Yatırdığınız zaman üzerine istediğiniz optiği takmak imkanınız var. İster noktalayıcı red dot tarzında, ister dürbün tarzında. Bir küçücük bir karabina. 9-19. Çift sistem var hocam. Ha, şey gibi bir taraftan bir taraftan AR-15, öbür taraftan MP5, G3 MP5 disiplini. G3 MP5 gibi. Buraya takılabiliyor. Hani kullanma amacına göre farklı şekilde. Evet, enteresan. Kullanılıyor. Enteresan. Evet. Bunlar da Derya'nın ZY9 tabanca modeli. Tabanca modeli. Tüfek modellerimiz de var hocam. Diğer kısımda. Geleyim bakalım içeriye. Dedim buraya gelmişken bu alanda konuşmam lazım. Bunlar da görmem lazım. Hatta tüfek modellerimiz 10 inç namlu boyuna sahip, 14 inç, 16 inç, 18 inç namlu boyuna sahip 9-19 tüfek modellerimiz. Hem seri hem yarı otomatik şekilde kullanılabilir. Sanki 22 22 şarjöre benzettim ben üzerindekini. Long rifle, evet. Ürünümüz. TM22 alüminyum ve TM22 fader modeli. Bunlardan Amerika'ya tüm ürün gruplarına ihracatını yapıyoruz. Gerçekleştiriyoruz. Peki onluktan daha uzun şarjör yapabiliyor musunuz? Tabii ki. Çünkü 22'likte şarjör, evet, bayağı sorundur. 25'lisi var hocam. Yakın. Sağlıklı çalışıyor mu 25? Çalışıyor. Bravo. Çalışıyor. Bravo. Güzel bir polimerden yapılmış şarjör. Evet. Alüminyum da. Alüminyum üründe alüminyum şarjörü var. Alüminyum şarjör, alüminyum, evet. Polimerin şarjörü, polimer. Vallahi güzel yani, 22 long rifle'da, evet, uzun şarjör yapabilmek başarılı. Tablalı olduğu için bayağı zor iştir. Güzel. Tamam, lütfen. İşte bizim Türkiye'de hayal ettiğimiz ama ulaşamadığımız 22 long rifle. Amerika'da patır patır satıyor. Mesela burada 36 pompalı. Namludan belli oluyor herhalde. 410. Yukarıda Remington'a çok benzer bir SM100 modeli var. Sanki kesimi Remington 870'e benziyor. Süper makbul hocam. Evet. Şunları ben size takdim edeyim. Elimde götürmeyeyim. Tamam, olur. Biz burası gelelim.
Evet, bunlar standart alt tüfekleri. Evet, ürün şeyi çok genişlemiş. Yelpazesi çok genişlemiş. Mekanik çok, çok modelimiz var. Şarjörümüz var. Taktikal durumunda. Bakayım, göreyim onu da. Ha, bu MK12, evet. MK12 modelimizin biraz daha renklendirilmiş ultra modellerimiz. Evet. Farklı dizaynlar yapılmış. Ürün grubumuzda. Taktikal yarı otomatik tarzda XL modellerimiz var yine revaçta. Taktikal kullanıcıların tercih ettiği ürünler bunlar. Biraz gençlere yönelik. Evet, bana yönelik değil. Evet. Özellikle bu, da... bu renkler bana pek gitmiyor. Bayanlar tercih ediyor. Ben böyle siyah. Arka tarafta bulunan standart mekan. Çok çok teşekkürler yardımlarınız için. Başarılar diliyorum, iyi günler diliyorum. Teşekkürler.